Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım ve aynı zamanda Onlar International bağımsız distribütörüyüm. Ve bugünkü videomuzun konusu çok çok önemli. İdeal 5 yıldızlı lider adayımın özellikleri neler? Bu video hem bir çalışma niteliğinde olacak, yani size bir örnek olması, size bir örnek teşkil etmesi açısından kendi 5 yıldızlı adayınızı neye göre nasıl tercih etmeniz gerektiği ile alakalı bir çalışma olacak. Diğer yandan benimle beraber çalışmak isteyen arkadaşların da aslında ne tür özelliklere sahip olması gerektiği ile alakalı bir ipucu niteliğinde olacak bir video. Diğer yandan aslında ben bu videoyu kendim için hazırlıyorum. Çünkü aynı özelliklere, yani 5 yıldızlı aday olma özelliklerine benim de bürünmem gerekiyor. Dolayısıyla bu bir kontrol listesi şeklinde. Yani benim milyon dolarlık gelirlere ulaşma esnasında nasıl bir kişiliğe dönüşmem gerektiğiyle alakalı bir çalışma, bir yol haritası olacak. Ben gerçekten kiminle çok çalışmak istiyorum ve ne kadar net olursanız o kadar iyi olur. Yani sonuçta ticaretimizi full time yapıyorsak ve bu işi uzun vadeli full time yapmak istiyorsak iş ortaklarımızı gerçekten güzel seçmemiz gerekiyor. Şu anda ekranda gördüğünüz kişiler Alex Morton'la Artyom Nesterenko benim birebir aslında mentorlarım. Artyom Nesterenko'dan birebir aslında eğitim ve yani dijital pazarlama ve network marketing ile alakalı birebir eğitim alıyorum yaklaşık son 5 yıldır. Alex Morton'u da uzun zamandır takip ettiğim bir girişimci. İkisi de networkçü ve ikisinin misyonları çok benzer ve kendime çok ortak noktalarımızın olduğunu düşündüğüm lider arkadaşlar, özellikle 5 yıldızlı lider arkadaşlarımız bunlar. Ve misyonları şu: network marketing ticaretini araç olarak kullanarak 1 milyon insanın harcayabileceğinden daha fazla para kazanmasına yardımcı olmak. Yani bu gerçekten üst düzey müthiş bir vizyon ve bu vizyon üzere çok ciddi atımlar atıyorlar ve bizden çok çok daha ilerideler. Hani benim nacizane yabancı dilimden dolayı, işte İngilizce ve Rusça bildiğimden dolayı bu tür kişileri takip edip bunlardan vizyon alabiliyorum. Çünkü bana göre ülkemizde dijital pazarlamada, network marketingde hala daha taş devrinde. Bu bir dezavantaj, diğer yandan çok çok büyük de bir avantaj aslında. Çok büyük bir pazar açıyor bizim için. Bu kişileri takip etmenizi tavsiye ederim dilinizin anlayabileceği şekilde. En azından sosyal medyayı ya da YouTube kanalı ya da dijital ortamı ticaretlerini büyütmek anlamında nasıl kullandıkları benim için çok çok önemli. Onları modelliyorum ve onlardan eğitimler alıyorum. İdeal 5 yıldızlı lider adayımın özellikleri neler olması gerekiyor? Kendi adayınızı net bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Genelde ben insanlarda şunu görüyorum: abi 7'den 70'e herkese çalışıyorum. Ya da işte ürünümüz 7'den 70'e herkese fayda veriyor. Aslında böyle bir şey yok. Yani ne kadar niş bir pazar belirlerseniz, ne kadar net olursanız o adayları büyük kalabalığın içerisinde bulmanız çok daha rahat olur. Benim son 5-10 yıllık tecrübem içerisinde benim aslında 25 ile 42 yaş arasında özellikle erkek adaylarla çok daha iyi çalışabildiğimi gördüm. Tabii arada bayanlarda çok ciddi istisnalar yaratabiliyor ama bu yaş aralığı benim için çok önemli. Çünkü daha genç olanlar genelde hayata yeni atılan ve öğrencilikten yeni çıkıp daha böyle beklentisi serbest piyasanın onlardan ne beklediğini bilmedikleri bir pozisyonda oldukları için gerçek hayatı daha yaşamadıklarından dolayı hayata çok hazır olmayan adaylar. 42 yaşın üzerinde de genelde dijital pazarlama ve buna benzer ticaretlerle alakalı çok yavaş ve hantal ilerlediklerini görebildiğim için bu yaş aralığında özellikle bay adaylar benim için çok çok daha önemli. Evli ve arabası olan çok önemli, çünkü evlilik bu anlamda önemli, çünkü hem eş hem bay bayan arasında açısından evlilik olayı sorumluluğun bir göstergesidir ve sorumluluğu yüksek anlamını taşıyor. Çünkü yaş 30-35 olan bazı evlenmemiş arkadaşlarım var. Gerçekten sorumluluk seviyeleri düşük olduklarını görüyorum. Evin ve arabanın olmuş olması aslında bir nevi bazı şeyleri garanti altına almış ve bazı şeyleri hali hazırda başarmışlığın bir statüsüdür bu. Çünkü ev ve araba olduğu zaman kişinin yani temel bazı ihtiyaçlarını zaten gidermiş olduğunu görebiliyoruz. Diğer yandan adayımın aslında büyük şehirde yaşayan bir birey olması benim için çok önemli. Çünkü köyde, kırsalda ve ilçede yaşayan kişilerin vizyon anlamında da
vizyon darlığı olabiliyor ki bu da yine bir, yani bunu genellemeden söylüyorum. Yani genel anlamda yanlış anlaşılması için söylemiyorum. Çünkü ben de şu anda Aydın'da İncirliova ilçesinde Sandıklı Mahallesi'nde Sandıklı Köyü'nde yaşayan bir girişimciyim. Yani aslında ilçelerde, köylerde buna benzer 5 yıldızlı adaylar bulunabiliyor mu? Kesinlikle bulunabilir ama genel anlamda vizyon sahibi daha girişimciliğe çok daha açık olan insanlar büyük şehirlerde bulunduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla ben de onları hedefliyorum. Tabii ki istisnalar hiçbir zaman kaideyi bozmaz. Bu da çok önemli. Evli ve çocuklu olmuş olması gerekiyor. Yani evli ve çocuklu yine sorumluluk sahibi olmuş olması ve aile yapısı belirli taahhütlerin altına girmiş olması ve belirli bir sorumluluk altına girmiş olan kişiler genelde çok daha yani sorumluluk bu anlamda çok önemli. Evlilik ve çocuk sahibi olmuş olmak da bu kişilerin artık belirli bir olgunluk seviyesine eriştiğini gösteriyor benim açımdan. Bu tür adaylar çok daha başarılı bir ticaret çıkarabildiklerini düşündüğüm için bu maddeyi yazdım. Bu yaşına kadar bazı şeyleri başarmış olması çok önemli. Çünkü bazı arkadaşlar sıfırdan gelip tabii ki network'te bazı şeyleri başarmış olan çok insan var. Network bunun için ciddi bir merdiven ve çok da ciddi bir asansör aslında. Ama bu zamana kadar belirli bir ticarette ya da okulda, üniversitede, iş yerinde, kendi işletmesinde bazı şeyleri başarmış insanlar network sektöründe çok çok daha hızlı başarılar elde edebiliyorlar. Bu da çok önemli. Ama önceki hayatında diyelim, yani network'te tanışmadığı dönemlerde mızmız bir insan aslında network'te de yine aynı mızmızlığına devam edebiliyor. Yani kişi birebir neredeyse bu tarafta da aynı özelliklerini sergiliyor. Farklı sektörlerde başarı yakalamış olan arkadaşlar aslında bu sektörde de başarıyı çok daha hızlı bir şekilde yakalayabildiklerini gördüm. Sorumluluk sahibi ve çok çalışmaktan yana olan, sorumluluk gerçekten çok önemli. Üstün Başarı'nın 50 Sıra adlı e-kitabında özellikle 1. bölümde %100 sorumluluk üstlenmekle alakalı bir bölüm yazdım. Çünkü bana göre başarının temel kuralı %100 sorumluluktur. Ve %100 sorumluluk olmadan kişinin başarılı olması bence sürekli bir beklenti içerisinde olması ve sürekli kurban rolünü oynamaya itiyor kendisini. Ve çok çalışmaktan yana olmak çok önemli. Çünkü kişiler genelde beklentiye girer ve hiçbir şey yapmadan birçok şey elde etmek isteği sağlıklı bir istek değildir. Dolayısıyla çok çalışmayı, gönüllü olması çok önemli. Ortam üzerinde, ortalamanın üzerine geliri olmuş olması da çok önemli. Çünkü bizim ticaretimiz malum belirli yatırımlar gerektiren, ürün ve bazı setlerle start vermeyi gerektiren bir ticaret ve birçok insanda sunum yaptığımız ya da görüşme yaptığımız birçok insanda parasının olmadığını ve ticareti bile, hani cüzi rakamlarda bile ticarete giriş yapamayacak kapasitede olan insanlar oluyor. Dolayısıyla hani ortalamanın üzerine geliri olan insanları hedeflemek bu anlamda çok daha mantıklı olacak. Ortalamanın üzerine gelir elde eden kişi aslında ortalamanın çok daha üstünde bir bilince ve yeteneklere sahip olan kişidir diye anlıyorum ve bu şekilde anlamanızı istiyorum. Borcu olmayan insan, gerçi şu anda günümüz Türkiye'sinde ya da günümüz dünyasında ekonomik şartlarda borcu olmayan çok az insan var diye düşünüyorum. Çünkü televizyon ve internetteki tüketim çılgınlığı bizi gerçekten sürekli borca itiyor ve ekonomik düzende buna borca dayalı bir ekonomik düzen olduğu için çoğumuzun kredi kartı ya da işte ev, araba aldığımız telefon, bilgisayarların sürekli borcunu öder haldeyiz ama borcunun olmamış olması bu bile büyük bir gösterge bana göre. Çünkü tanıştığım birçok insanla ya da iş yapacağım birçok insanın buna sorarım borcu var mı yok mu diye. Gerçi bazıları için borç ciddi bir yiğidin kamçısıdır diyorlar ama bazıları için de bu battıkça batmaya da vesile olabiliyor. Ben borcu olmayan bir iş ortağı tercih ederim açıkçası. Ama ekiplerimizde ciddi borcu olup da network sektöründe ciddi bir kaldıraç etkisini gördüklerinde ve borç da onlar için bir kamçı niteliğine gelip hem borcu ödemek hem de üst düzey gelir elde eden insanlar var mı? Var kesinlikle. Disiplinli ve sistemli olmuş olması da çok çok önemli. Çünkü disiplin olmadan özgürlük olmuyor. Disiplin bence eşittir özgürlük ve sistem de çok önemli. Kişi sistemli çalışmadığı zaman, devamlı ve sürekli olmadığı zaman kalıcı
kalıcı sonuçlar elde etmesi gerçekten çok çok zor. Çünkü birçok insanı görüyoruz. Kısa süreli heveslerle ticarete başlayıp 2-3 ay sonra, 6-7 ay sonra, 1 yıla dayanmadan bırakan birçok insan oluyor. Dolayısıyla burada disiplinli ve sistemli olmak çok çok önemli. Yeterince nedenleri olan, nedenler çok önemli. Bu aile olabilir, para olabilir, özgürlük olabilir, sağlık olabilir. Birçok şey nedenlere bağlı. Çünkü yeterince güçlü nedenleriniz varsa her şeyi yapabilirsiniz. İnsanoğlu gerçekten müthiş bir biyolojik varlık ve psikolojik bir varlık. Yeterince psikolojik ve biyolojik nedenleriniz varsa bu ticareti yapabilirsiniz. Engel sizi engelleyebilir, sizi çok üst düzey zirvelere de taşıyabilir. Bununla alakalı örneklerimiz de var. Mevcut potansiyelin farkında olması, çünkü gerçekten şu anda çevremizde potansiyeli yüksek fakat yani insan olduğunun bireysel anlamda ciddi anlamda bir potansiyeli var. Fiziksel ve psikolojik potansiyeli var ama bunun ne yazık ki farkında değiliz ve farkında olmadığımız için kendimizi ileriye doğru atmıyoruz ve elde edebileceğimiz sonuçların farkında değiliz. Kişinin önce öz farkındalığı gerçekten yüksek olması çok önemli bana göre. Değişim ve gelişime açık olması gerekiyor. Ne yazık ki değişen, bu kadar hızlı değişen dünyada insanımızın, bu dünya genelinde böyle, insanımızın değişime ve gelişime açık olmadığını, adaptasyon süreçlerinde çok geç kalındığını görüyorum. Bugün 35-40 yaşındaki bir insan, yani çevremde bunlardan çok var. Akıllı telefon kullanamayan, internet bankacılığını kullanamayan, kendine kontör yükleyemeyen, bankada sıra alamayan, sağlık kuruluşlarında kendine sıra alamayan, telefon açıp yani çok basit düzeydeki şeylerden aciz olan insanlar var ve bu gerçekten üzüntü verici. Yani 5 dakika 10 dakika içerisinde işte bankamatikten para gönderemek gibi 5-10 dakika içerisinde öğrenilebilecek şeyleri dahi biz ya ben yapamıyorum deyip de geçebiliyoruz. Yani değişime ve gelişime açık olmak gerçekten çok çok önemli. Her şey öğrenilebilir. Yırtık ve cesaretli olmasını ben öneriyorum. Çünkü içine kapanıklık arkadaşlar sizi istediğiniz sonuçlara ulaştıramayacaktır. Dolayısıyla cesaretli ve biraz da yırtık olmanız çok çok önemli. Bildiklerini uygulayan, ne yazık ki Türkiye'de gerçekten çok ciddi anlamda bilgi sahibi olan insanlar var. Fakat bilgiyle amel etmeyen, bilgisiyle, bildikleriyle sahaya bu bildiklerini dökmeden sonuç almayan birçok insan var. Dolayısıyla bence bildikleriyle bile hareket edebilen, bildiklerini sahaya uygulayabilen insanlar kazanır. Bu da bu anlamda da çok önemli. Bildiklerini uygulayabilmek meselesi. Bilmediklerini öğrenen ve öğrenime açık olan. Büyük bir sorunumuzdan bir tanesi de şu. Neyi bilmediğimizi bilmiyoruz. Bu çok büyük bir sorun. Ama genelde şunu da görüyorum. Ya evet ben onu bilmiyorum deyip de kestirip atanlar da var. Yani bilmediğini biliyorsan bunu öğrenebilirsin ve öğrenime gerçekten açık olman gerekiyor ki network sektöründe gerçekten bilgi önemlidir. Kendine has kural ve yöntemleri vardır. Bu kural ve yöntemleri öğrendiğinizde ve uyguladığınızda başarınız kaçınılmaz oluyor. Buna açık olmanız gerekiyor. İnsan ilişkileri güçlü olması gerekiyor. Ne yazık ki çoğu insanımız eğitim sistemimizden dolayı özgüveni çok düşük bir şekilde yetiştiriliyoruz ve dolayısıyla insan ilişkilerinde de ciddi anlamda zorluklar yaşıyoruz. Yeni insanlarla tanışmak, yeni insanlara fırsat sunma konusunda çok ciddi anlamda çekinceli davranıyoruz. Bunu aşmanın da yolları var. Ben de onlardan biriydim. İçine kapanık kişilerden biriydim. Fakat hayat şartları bana bunu geliştirmeme neden oldu. Ben zorla öğrendim. Zorla yani öğrenmek zorunda kaldım ama siz olun. Bunu bilinçli bir şekilde öğrenin. Çünkü insan ilişkilerine yaptığınız yatırım en güçlü yatırımlardan bir tanesidir. Bu da çok önemli. Güvenilir ve çevresi olan, sonuçta ticaret yapıyoruz ve ticarette güven son derece önemli. Ve çevremizin de geniş olmasının en büyük sebebi yine güvenden kaynaklı olan bir olaydır, olan bir olgudur. Ve güvenilir bir insanın zaten çok da sağlam bir çevresi olmuş olacaktır. Bedel ödemeye hazır olan bir lider çok önemli. Çünkü bedel ödenmeden alma verme yasası çok önemli. Önce bedel ödeyeceksiniz, önce layık olacaksınız, sonra sahip olacaksınız. Ne yazık ki çoğu insanımız önce almaya odaklı, aldıktan sonra veririm mantığıyla çalışıyor. Ama ne yazık ki bedel ödemeden bazı şeylere
kavuşamıyoruz. Ayda en az 10 bin dolarlık gelir hedefi olan, yani ortalama 50 bin ile 60 bin TL'lik bir geliri hedefleyen ve bolluk bilincine sahip insan olması çok önemli. Çünkü çoğu insanımız, ya bugün işte bazı arkadaşlarımız bizde dahil işte üst düzey gelir elde ettiğimizi söylediğimizde insanlar buna inanamıyor. İnanamadığı gibi de inanmadığı şeyin peşini koşturmuyorlar. Yani kişiye 5000 TL, 10.000 TL aylık gelir çok fazla geliyor. 100.000 TL kazanan bir insanla tanıştığı zaman ya da gördüğü zaman bile buna inanmıyor. İnanmadığı şeyi de peşine koşturmadığı için kendisi için geçerli olabildiğine inanmadığı şeyin peşinden koşturmuyor. Dolayısıyla böyle hedefi olan insanlar benim için çok önemli. Üst düzey lider kariyerlerinde olma çabasında ve niyetinde olması gerekiyor. Yani her zaman için üst düzey kariyerlerine ulaşma hedefi olan ve bu yolculukta kendisini aşabilecek, kendisini dönüştürebilecek bir lider adayı çok çok önemli. Söz ve fikir sahibi otoriter birisi olması da çok önemli. Çünkü çoğu insanımız bir lider peşinden takılmayı çok seviyoruz. Kendi fikirlerimize, kendi sözümüze sahip olmaktansa başkalarının fikirlerini çok daha hızlı bir şekilde benimseyebiliyoruz. Bu bazı durumlarda okey, güzel, ama diğer yandan kendi sözümüze ve fikrimize sahip olmak, bunu savunabilecek cesarette olmak çok çok önemlidir. Tercihen tabii ki işletme sahibi ve çalışan ekibinin olmuş olması da güzel. Çünkü bugün herhangi bir girişimde bulunmak, bugün herhangi bir ekibi büyütmek, ekiple bir arada çalışmak ciddi bir meziyettir ve serbest piyasada bunun değeri çok fazladır. Bu tür girişimciler network'te de çok ciddi başarılı olabildiklerini görüyoruz. Fırsatları gören ve değerlendiren insan olmuş olması önemli. Çünkü bazı insanlarımız ya korkudan ya da geçmiş yaşadığı tecrübelerden dolayı fırsatları fark etseler de değerlendirmekten çok korkuyorlar. Bu fırsatları görebilen ve bu fırsatları değerlendirebilen kapasitede bir insanla çalışmak, bir adayla çalışmak benim için çok önemli olur. Satış ve ikna becerisi olan arkadaşlar, satış ve ikna doğuştan anne karnında öğrenebildiğimiz bir olay değildir arkadaşlar. Sonradan çok rahat bir şekilde öğrenilebilir. 10-15 kitapla, 2-3 tane farklı üst düzey bir eğitimle satış ve ikna konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Ve böyle bir lider adayı haline öncelikle kendiniz gelmeniz gerekiyor ve buna benzer lider adaylarını siz de çekiyor olacaksınız. Topluluk karşısında konuşabilen, fikirlerini topluluk karşısında konuşmak biliyorsunuz ölümden sonra en büyük ikinci korku. Benim için de bu geçerliydi, fakat bunu kendimde geliştirmem gerektiğini biliyordum. Bir girişimci olarak topluluk karşısında konuşabilmek ciddi bir meziyet ve bu da kendinizi geliştirebileceğiniz bir alan olduğunu hatırlatayım. Ve bisiklete binmek gibi bir şey arkadaşlar aslında. Bunu öğrendiğiniz anda sahnede kendinizi ciddi anlamda sudaki balık gibi hissedip süreçten artık korku değil keyif almaya başlıyorsunuz ve bu ciddi anlamda çok keyifli bir şey ve mutlaka topluluk karşısında konuşabilen bir lider konumuna gelmeniz önemli. Kişisel markalaşma sürecini başlatmış olması çok önemli, çünkü ben kişisel markalaşmanın ciddi anlamda güçlü olduğuna inanıyorum. Bugün tanınan bilinen bir isim ve marka haline gelmek çok çok önemlidir. İtibar yönetimi çok önemlidir ve uzun süre zaman alan bir olaydır. Dolayısıyla kişisel markalaşma sürecini bir an önce başlatmak çok çok önemlidir. Rahatlık çemberinden çıkma cesaretini gösteren bir kişi olmuş olması önemli. Çünkü malumunuz insanların %99'u rahatlık çemberinde kalmayı tercih ettiklerinden dolayı şu anda bu haldeler. Ve ne yazık ki bu halden çıkabildiğimiz anda hayalimizdeki yaşam aslında rahatlık çemberimizin bir tık dışarısında. Dolayısıyla rahatlık çemberinden çıkmak cesaretini göstermek önemli. Uzun soluklu taahhütlerine sadık kalan bir kişi. Çünkü bugün ekibimize aldığımız birçok arkadaşın motiveli bir şekilde bize taahhüt verdikten 1-2-3 ay sonra ortadan kaybolduklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla sadık kalabilmek, uzun vadede sadık kalabilmek, taahhütlerinize sadık kalabilmek çok çok önemli. Sözünüzde durabilen, net olabilen kişilerden olmak çok çok önemli. Odak sorunu yaşıyoruz. Ben de dahil. Odaklanma problemimiz var. Ne yazık ki sosyal medya, televizyon ve internet gibi olgular artık etrafımızı çevirdiği için ticaretimize verdiğimiz sözlere, hedeflere ciddi anlamda odaklanma problemleri yaşayabiliyoruz. Bu konuda
ciddi anlamda odaklanabilme yeteneği kazanmak çok önemli. Sosyal medya aktif kullanabilen bir lider adayı önemlidir. Çünkü sosyal medya günümüz gerçeği ve potansiyel müşterilerimizin hepsi orada. Bugün çalıştığınız sektör ne olursa olsun, sattığınız ürün ya da hizmet ne olursa olsun potansiyel müşterilerinizin hepsi sosyal medyada. Yani YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da ve buna benzer diğer sosyal medya mecralarında. Dolayısıyla burada bizim sağlıklı bir şekilde aktif kullanabilmemiz gerekiyor bu araçları. YouTube'da video çekebilen ve kendini rahatlıkla ifade edebilen bireyler çok önemli. Çünkü gelecek videoda ve YouTube bu anlamda YouTube'da kendisini geliştirebilen ciddi anlamda büyük bir kredibiliteye sahip olacaktır. Bundan emin olun. Çünkü biz de televizyon kültürüyle yetiştik ve televizyonda gördüğümüz insanlara inanmak, güvenmek gibi bir yatkınlığımız var. YouTube'da aslında televizyonun yerini aldığı için bugün siz de kendinize has kanalınız ve kendinize has yaklaşımınızla insanları kendinize çekebilirsiniz. Düzenli spor yapan, beslenmesine dikkat eden kişiler çok önemli. Çünkü spor hayatımızın vazgeçilmezi ve beslenme gerçekten bu anlamda da önemli. Hayatımızın kalitesini belirleyen iki tane önemli olgulardan bir tanesi. Bugün hasta kişiler genelde, yani problemli kişilerle kimse uğraşmak istemez. Sağlıklı ve zinde olan insanlarla herkes iş yapmak ister. Dolayısıyla hem kendimiz hem de lider adaylarımızın bu anlamda dikkatli, yani sporu düzenli yapan ve düzenli beslenmeye dikkat eden kişiler olması önemli. 1 milyon dolar ve üzerini kazanma hedefinde olan arkadaşlar, vizyona sahip olan lider arkadaşları çok çok önemli. Sadece sözde değil, eylemde de milyon dolarlık bir kişiye dönüşme yolculuğunu başlatmış olan insanlar çok önemli. Katma değere odaklı olan insanlar, sadece mevcut sistemi kullanarak mevcut sistemin suyunu çıkarmak yerine bunun üzerinde neler katabilirimin peşinde olmuş olmamız da çok çok önemli. Genel sektör anlamında da bu çok önemli. Ticari ve girişimcilik tecrübesi, yani ticaret ve girişimcilik tecrübesi olan arkadaşlar önemli. Ben network sektöründe yaptığım gözlemlerde şunu gördüm. Bazı ticari geçmişi olanlar ya da işte işletme açıp batıranlar ya da güzel para kazanan arkadaşlar aslında bu anlamda atılımda bulunmuş olan insanların sektörde de, bizim sektörümüzde de çok başarılı olduklarını görüyorum yani. İnternet ve teknolojiyi rahat kullanabilen, bilgisayar ve telefonda içerik üretebilen kişiler çok çok önemli. Biliyorsunuz internet tamamıyla dijital içerikten oluşan, yani sesli, görüntülü, videolu içeriklerden oluşan bir mecra ve çoğumuz artık gün içerisinde 3-4-5 saat internette geçiriyoruz ve bu içeriği tüketiyoruz. Bu tüketilen içeriği aslında birileri üretiyor ve üreten tarafta olmak bizim için çok çok önemli. Çünkü internette içerik üretmek çok daha kolaydır. Şu anda ben de bu videoyu hazırlayarak aslında bir dijital içerik üretiyorum ve bu içeriği izleyen sizler de bu içeriği tüketmiş oluyorsunuz. Ben de katma değer sağlamış oluyorum. Dolayısıyla bunu yapabilme potansiyeline sahipsiniz ve bunu yapabiliyor olmanız da çok çok önemli. Beden, akıl ve ruh sağlığına dikkat etmek, bu da çok önemli. Bugün sigara, alkol kullanan, belki uyuşturucu kullanan, ruhsal anlamda çöküntü yaşayan birçok arkadaşımız var ama bunu çok ciddi anlamda dikkat etmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi. Kendi işine sahip girişimci zihniyetli arkadaşlara yine vurgu yapmak istiyorum. Çünkü zihniyet bu işin kilit noktalarından bir tanesi, hatta bence %50'si. Çünkü memur zihniyetli insanların çok fazla uzağa gidemediklerini, uzağa gidenlerin de tamamıyla o zihniyetten kurtulan kişilerin olduğunu gördük. Çünkü memur zihniyetle sabah 9 akşam 5 çalışma zihniyetiyle network marketing yapılması çok zor olan bir olay. Burada ciddi anlamda girişimcilik ve liderlik, %100 sorumluluk alma zihniyetine bürünmüş olmanız çok çok önemli. Global hedefleri olan, farkındalığı yüksek olan kişiler çok çok önemli. Bolluk bilincine sahip insanların da olmuş olması önemli. Çünkü yaşadığımız ekonomik buhranlar ya da son 15-20 senedir, 30 senedir yaşadığımız ailevi problemler bile olabilir. Bizi fakirlik zihniyetine itilemiştir ve bu fakirlik zihniyeti bizi aslında yani o fakirlik koşusu içerisinde koşmamızı sağlıyor. Bolluk zihniyeti bu anlamda önemli. Çok ciddi anlamda gelir elde etmek istiyorsanız bolluk zihniyetini, bolluk bilincine sahip olmuş olmanız çok çok önemli. Bunun üzerinde de çalışma yapmanız gerekiyor. Ben mesela geçen sene bununla alakalı Access Bars eğitimi aldım ve paraya olan bakış açımı, girişimciliğe ve satışa olan bakış açılarımı değiştirdikçe
bolluk bilincini kafamda oturtmaya, bilinçaltımda oturtmaya başladıkça çok ciddi sonuçlar, maddi sonuçlar almaya başladı mı ifade edebilirim. Siz de bunu yapabilirsiniz. 5 yıldızlı adayımın yine itibarlı ve popülaritesi olan bir insan olmuş olması önemli. Çünkü itibar ve popülariteyi bugün yakalamak kolay bir şey değildir. Ciddi bir emek gerektiriyor. Gelirlerini kat be kat artırmak isteyen bir kişi olması gerekiyor. Çünkü çevremde aslında zengin olan, ciddi gelirlere sahip olan insanlar var. Fakat o zenginlik seviyeleri, yani ortalamanın çok üzerinde kazanan insanlar var. Fakat bir cam tavan sendromları var. Yani ayda 30-40 bin lira kazanıp da belki ayda 100 bin lira kazanabilecek potansiyeli var ama o 30 bin liraya tamah edip bana bu yeter deyip de aslında potansiyelini, o rahatlık çemberinin dışına da çıkmak istemeyen arkadaş kitlesi var. İnanın bu tür insanlar da var. Yani hem geliri yüksek olup da bu geliri kat be kat arttırma isteği de çok çok önemli. Yani burada sürekli gelişim yasası çok önemli. İşine yatırım yapmaya hazır olan, bazen network sektörüne girip de ya ben zaten ürün aldım, daha neyin yatırımını yapayım ki diyen arkadaşlar var. Sonuçta bugün bir ticaret yapıyoruz ve bizim ticaretimizin gereği de tabii ki yatırım yapmamız gerekiyor. Bu hem kişisel markalaşma sürecine, hem eğitimlere, hem kamplara, eğitimlere yatırım yapmamız gerekiyor. Bu bir ticaret ve sonuç olarak da bu ticarete de ciddi anlamda yatırım yapmaya hazırlıklı olmanız gerekiyor. İşine ticari olarak bakmayan ve yatırım yapmaya hazır olmayan arkadaşlar, bu ticarette başarılı olması çok çok zor. Her daim pozitif olan, pozitiflik, pozitif enerji yaymak gerçekten çok çok önemli. Çünkü zaten negatif insanlar yeterince zaten yetiyor. Dolayısıyla 5 yıldızlı adayımın her daim pozitif olması çok çok önemli. Olayların çok daha bardağın her zaman dolu tarafını görmüş olması çok çok önemli. Çünkü pozitif algı her zaman için pozitif enerjiyi çoğaltır. Neye odaklanırsanız onu büyütürsünüz. Bu da bu anlamda çok önemli. Yurt dışına seyahat etmiş, gezmiş, görmüş, İngilizce bilen birileri olmuş olması çok önemli. Çünkü şunu fark ediyorum, şu anda yurt dışını görmüş, en az 5-6 tane, 5-10 tane ülke gezmiş insanların hem vizyonu anlamında, hem görmüşlüğü anlamında, hem yabancı dil anlamında çok daha etkili olduklarını, çok daha hızlı sonuç aldıklarını da net bir şekilde görebiliyorum. Çünkü network iş aslında tamamıyla vizyon meselesi ve yurt dışında bu vizyona bulaşabiliyoruz ve net bir şekilde bizi motive edebilen çok güzel, başarılı hikayeleri var yurt dışında da. Yaptığı işi çok seven ve en az 10 bin saat yaparak uzmanlaşmış olan kişi olması gerekiyor. Sevdiğiniz işi bulabilmek önemli bir meziyet ve bu iş üzerinde de en az 10 bin saat harcamış, 10 bin saat çalışmış insanlar kendi işinde zaten belirli bir otoriteye gelebiliyorlar. Ama hayat amacını çok iyi bilen bir kişi olmuş olması önemli. Çünkü hayat amacı bilmemiz ve netleştirmemiz gereken bir şey. Çünkü çoğu insan ne yazık ki hayat amacının ne olduğunu bilmeden yaşıyor. Ve ne yazık ki lafımı esirgemeyeceğim ama ot gibi yaşamaya devam ediyorlar. Biz bu hayata aslında bunun için gelmedik. Çok ciddi anlamda potansiyelimiz var ve bu potansiyeli keşfetmemiz ve bilmemiz gerekiyor. İşine yatırım yaparak büyütmeye hazır olan demiştik zaten. Sosyal medya üzerinden binlerce gerçek takipçisi olan insanlar tercihimdir. Çünkü bu kitleye oluşturulabilmişse bu sektörde de çok başarılı bir yön izleyebileceğinden eminim. Bu 5 yıldızlı adayın kendini iş pazarına tanınan, bilinen, tavsiye edilen bir kişi olması gerekiyor. Farklı sektörlerden farklı başarı hikayelerimiz var ve genelde farklı bir sektörde başarıya ulaşmış bir kişinin aslında network'te de bu işte de başarılı olduklarını görebiliyorum. Ve tabii ki de bu işte full time, yani network marketing'de ekibimizde full time çalışacak ve en üst paketten başlayabilecek potansiyelde olan birisi benim için önemli. Çünkü bizim ticarette gördüğümüz şu, büyük taahhüt yapan, yani büyük paketle, büyük başlangıç setiyle ticarete başlayan kişilerin genelde daha kalıcı ve genelde daha başarılı olduklarını net bir şekilde gördük. Dolayısıyla bu işi full time yapan ve bu işe en üst paketle başlayan, en üst giriş setiyle başlayan kişi büyük taahhüt vermiş olur ve koşturması da ve elde edecekleri sonuçlar da buna göre olmuş olur. Ve tabii ki burada saydığım bütün adımlar arkadaşlar, hem 5 yıldızlı adaylarıma bir seslenme, hem şu anda mevcut ekibimde olan arkadaşların nereye doğru gitmemiz gerektiğiyle alakalı bir yön eylem ve tabii ki de kendime olan bir mesaj, kendim için oluşturduğum bir
kontrol listesi diyeyim. Çünkü bu kontrol listesini ben tamamladıkça zaten 5 yıldızlı bir aday haline dönüşeceğim ve 5 yıldızlı aday haline dönüştüğüm zaman elde ettiğim sonuçlarla, atmış olduğum adımlarla buna benzer 5 yıldızlı adayları hem yurt içinde hem yurt dışında kendime çekiyor olacağım. Şu anda ben bu listeyle, bu kontrol listesiyle kimi aradığımı çok net olarak bildiğim için buna benzer kişiyle karşılaştığımda zaten onunla nasıl çalışacağımı, ona nasıl bir teklif sunacağımı çok iyi bir şekilde biliyor olacağım. Şu anda kafamda böyle bir netlik kazandırmak açısından bu çalışmayı yaptım. Çünkü beyin ve bilinçaltı netliği sever. Siz net olduğunuz zaman, ne istediğinizle alakalı net olduğunuz zaman o insanlar o ortamın içine zaten giriyor olacaksınız. Benim de aslında bu çalışmayı yapmamdaki amaç buydu. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Mutlaka kendiniz için de bunları not alın ve kendinize zaman tayinleyin. 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl ve 7 yıl gibi süreçler içerisinde zaten bu dönüşümleri sağlamaya başladığınızda dediğim gibi kimse annesinin karnında lider olarak doğmamıştır. Tabii ki liderlik bir meziyettir. Sonradan da öğrenilebilir ama yani kendinizi bu anlamda geliştirmeye başladığınız zaman sonuçlarınız kaçınılmaz olur diyerek beni sosyal medya üzerinden takip etmeye devam edebilirsiniz. Takip etmiyorsanız, ilk defa tanıştıysanız mutlaka sosyal medyada arkadaş olalım diyerek bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle YouTube kanalıma abone olun. Sonraki videoları takip etmek için de çanı aktive edin diyerek şimdilik hoşça kalın diyoruz.